Hoş geldiniz. Sağ yanınızı soluma alayım. Ecem seni sağıma alayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Sadiye Hanımcığım? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Sizi bir tanıyalım. Ben estetisyenlik yapıyorum. Çok kendi güzel. İşlerim var. Var mı ihtiyacım? Yok, estağfurullah. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Suadiye'den geliyorum. Suadiye'den, ama yakın, bana çok yakınsınız. İyi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Seni tanıyalım bakalım. Ben Ecem Köz, 18 yaşındayım. Bu sene üniversiteye başlayacağım. Öyle mi? Aha, ne? Marmara Üniversitesi. Bölüm? Türk Dil Edebiyatı. Türk Dil Edebiyatı, çok güzel. O zaman şimdi edebi konuşmalara geçebiliriz. Geçebiliriz. 18 yaşındasın. Eğlenmeye, gülmeye geldiniz. Kesinlikle. Biz de inşallah sizi güldürüp eğlendiririz. Bol alkışlarla sizi mor masaya alıyorum. Sağ olun. Buyursunlar, hoş geldiniz. Edebiyiz. Ve bizlerse ikinci aileyi tanımaya gidiyoruz. Yani Nigar Hanım ve Dilara. Türkan Hanım, iki çocuk annesi ve ev hanımı. Kızı Cansu 23 yaşında. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu. Çok çalışkan olması, yani merhametli olması ve arkadaş canlısı. Ben çok iyi ilişki kurması, hemen arkadaş edinir mesela bir ortama girdiğinde. Çok yardımseverdir, merhametlidir. Kin tutmaması özellikle en sevdiğim özelliği. Altıncı hissi kuvvetlidir, yalan söyleyemezsiniz. Çok sabırsız, her şeyi o anda olsun istiyor. Biraz titiziz. O beni biraz sıkabiliyor. Ben bir gün mesela işte giyiniyorum, bir yere gideceğim. İşte evi de süpürmeden gidiyorsun falan. Anne yarın yaparız onu da falan diyorum. Önce iş geliyor annem için. İşler bitecek sonra gezeceğiz. O çok gezer, gezmeyi çok sever. Böyle kıyı köşe bakmayı çok sever. Karıştırmayı seviyorum, böyle pazarlara falan gidip mağazalarda böyle karıştırmayı. Ama ben çok sıkılıyorum. Mesela işte gidiyoruz. Ona da bakıyor, buna da bakıyor. Ya anne hadi, hadi anne, hadi anne. Yani ben ihtiyacım varsa üstten üstten bakarım, ihtiyacım yoksa almam. Ama annem gösterince beğendiğim için almak zorunda kalıyoruz. Alıyoruz da yani. Alıyoruz da. Türker Hanım ve Cansu geliyor. Hoş geldiniz. Sizin sağıma. Türker Hanım'cığım seni soluma alıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Önce anneyle konuşuyorum. Nereden geliyorsunuz anneciğim? İstanbul, Bayrampaşa'dan geliyorum. Bayrampaşa'dan geliyorsun. Oh, İstanbul'da. Bugün konuklarım İstanbul. Seni tanıyalım anneciğim, ne yaparsın, ne dersin? 46 yaşındayım. Maşallah. Ev hanımıyım. Hı-hı. İki çocuğum var. Çok güzel. Oğlum evli. Oh, kızım güzel. Üniversite mezunu. Oh, mezun oldun mu? Oldum. Nereden mezun oldun? Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü. Oh, İngilizce İktisat Bölümü. Seni tanıyalım bakalım, ne yaparsın, ne dersin? 23 yaşındayım. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Hı hı. Şu anda eğitim hayatımın şeyini baharında çıkarıyorum. Mısın? Aynen öyle. Aynen. Şu anda ilk baharındasın. Sonbahar yaklaştı, merak etme. İşe atılınca görürüm ben evet, seni. Şu anda tatildeyim, iş hayatına atılacağım inşallah. Yorgunluk atıyorum. İş hayatına atılıp o yorgun hayatı tatmadan önce bizimle fresh bir ortamda eğlenmeye aynen gelen kızlar evet ve annenle gelen bu iki güzel bayanı şöyle pembe masaya uğurluyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Onlar masadaki yerlere dönürlerken bizlerse ilk etamız, yani beni bilirsin'e geçiyoruz. Haydi. İlk etamımızdayız. Yani beni bilirsin'de. Bakalım birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz, ne kadar iyi biliyorsunuz. Hepsini birazdan göreceğiz. Üç tane soru soracağım. Bu üç sorunun tanesi 250 puan değerinde 15 saniye süre vereceğim sizlere. İlk sorum o. Soruyorum. Annenizin en güzel yaptığı çorba nedir? Birbirinize bakmayın. Birbirinize bakmayın. Buradan sizi izliyorum. 250 puanınıza mani olur bu. Bitiren hemen kapatsın tahtasını. Bitiren hemen kapatsın. Kapat anne. Kapat 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 kapat. Kapat kapat kapat. Evet bitti. 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Pembe masa. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Haydi o zaman aynı anda yazı tahtanızı görebilir miyim? Annenin en güzel yaptığı çorba. Bu mu yani? Bu kadar mı? Anne. Efendim. Kızın yemeklerini sevmiyor herhalde. En sevdiği çorba bu. Evet. Çok severim. Annem de bunu yazmıştır hazır eminim. Hazır çorba yazmış. Olabilir. Anne hazır çorba mı yapıyorsun? Ezogelin çorbasını seviyor. Hazır çorba da ezogelini seviyor. Hazır da ezogelin. Ama hazır annem olmayan da kelle paça size maalesef. Ne oldu anne? Ciddi mi? Evet. Kelle paça. Hayatta içmem. Niye? Hiç sevmem. Hiç sevmem. Sevdiğim iki çorba var zaten. Ha. Birini annem yapıyor, birini hazır içiyor. Hazır içiyorsun. Anladım. O zaman mercimek çorba size 250 puan kazandırıyor. Ve geldik. Dur. Kaldırma. Ve geldik sarı masaya. Dilara ve Nigar Hanım.
Aynı anda görebilir miyim? Yaz tahtanız lütfen. Ya şüpheleniyorum başka bir cevaptan daha. Ne olabilir? Tarhana olabilir. Buraya bir tarhana yazsaydın. Hepsini çok güzel yapıyor da. Ha. Yani bilemedim. Mercimek çorbası size tam 250 puan kazandırıyor. Lütfen aynı anda yazdıklarınızı görebilir miyim Sayın Morbasa? Buyurun. Biz kavga ediyoruz. Siz de bayağı asil olduğunuz için. Buyurun. Aynı anda göreyim anneciğim. Siz de siyah giymişsiniz. Anne kızın yuvalama yazmış. Ne oldu? Hadi onu anladım. Bak anne kız şimdi. O salondaki kalp ne? Ben başka çorba neredeyse içmiyorum. Başka çorba neredeyse içmiyorsun. Ama şimdi bak. Ecem kız. Hangisini içiyoruz demedik. Anne hangisini en güzel yapıyor dedik. Bunu en güzel yapıyor. Sadece onu içtiğin için en güzel o mu geliyor? Peki annen onu yazmasa ne yazardı? Tavuk suyuna çorba yazardı. Ya. Ya tavuk suyuna çorba. Ama bunu yazdı. Ama tavuk suyuna çorba da yazmadı. Tarhana da yazmadı. Sarı mercimek yazmış olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Bak bakalım ne yazmış. Sarı mercimek, tarhana size puan veremiyorum. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizim stüdyodaki konuklarımızın kulak ve ritim duyguları çok iyidir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizler de katılabilirsiniz dersen ama siz katılamazsınız. Beni tekrar edin. Nah be. Nah be. Tamam sesimi de açtıktan sonra. İyi ki doğdun Morbasa. İyi ki doğdun Morbasa. Kim Morbasa'dan kim? Kim doğum günü? Sadiye Hanım. İyi ki doğdun Sadiye Hanım. Bravo. Teşekkür ederim. Madem bugün doğum gününüz, benden size, hadi geldi gömlek ol. Banyo paspas takımı. Aa, çok güzel. Ne oldu anne? Anne ne oldu? Beğenmedim. Anne sana büyük ödül verdim ya. Bak banyo paspas takımı 4 çak sonra gelecek buraya. Bak ben sana şimdiden verdim. Düşün. Güle güle kullan anne. Banyo teşekkür banyo. Ederim. Nerede çok nice. Üstüne bas beni hatırla. Evet. Sevgili hanımlar şimdi geldik ikinci sorumuza. Hazır mıyız? Hazırız. İkinci sorum geliyor. Normal şartlarda gece evinizde bütün ışıklar saat kaçta söner? Haydi bakalım. Normal şartlar. Bütün evin ışıkları. Herkesin uyuduğu saat. Kimse birine bak. Anne önüne bakıyoruz Sadiye Hanım. Herkes önüne bakıyor. Bitiren kapatsın. Bir ve bitti. Ve bitti. Evet sevgili hanımlar. Bakalım bilebilecek misiniz? Çok zor bir soruydu bu. Pembe masa. Aynı anda yıldız tahtanızı görebilir miyim? O saatte mi bütün ışıklar kapanıyor? Herkes yatıyor. Yani genelde film falan izleriz. Anne. Efendim. Kızın. Maalesef seninle aynı şeyi yazmamış. İnanmıyorum. İnanmıyorsun. Yani 12'de de kapanmıyor. Bak bakayım kaç yazmış. Ay anne ya. Ay anne ya. Bir taraf 2 yazmış, olsun, bir taraf 1 yazmış. Kızım. Maalesef puan veremiyorum. Tilara Hanım, siz eve girmediniz için bilemezsiniz zaten. O kadar da değil yok, yani. Yok yok, ben aldım haberleri. Kaldırıyorum. Aldım. Aynı anda alabilir miyim yazdıklarınızı lütfen? Tasarruflusunuz herhalde. Niye o saatten sonra ortalama elektrik pahalı mı? Aldım. Ortalama aldın. Tabii ki. Burada ortalama tabii hesabı ki yaptı ya. Tabii ki. Niye o saatten sonra elektrik pahalı mı oluyor? 12! Size 250 puan veriyorum. Ne oldu Ecem? Bir yazdığına baktın hayır merak etme. Haydi o zaman siyahlar giymiş mor masa. Saat kaçta? Ne oldu öyle? Hiç bilmiyorum kaç yazdılar falan. Hiç bilmiyorsun. Çünkü ben 10'da uyuyorum. O genelde 10'da uyuyor. Kendine göre yazdıysa. Kendine göre yazmış. 9.30 10 gibi ya. 9.30 10 civarında yazmış. Sen? Ben biraz daha otururum. Biraz daha oturuyorsun. Bakalım anneyle cevabınız doğru mu? Kızımız 12 yazmış. Annemiz 1 yazmış.
Maalesef tutmuyor. Ya ne bileyim. Ya. Niye biliyorsun ya? Sen de yatacaksın kalkacaksın saat belli olsun. Bak anneye sorsak olmuşu yazıp geçecektin. Sağlık olsun. Evet. Allah. Evet. Bakalım neler olacak. Kızlar. Hadi beni takip edin. Hadi bakalım. Kızlar. Şöyle dizilin. Gel bakayım şöyle. Dünya güzeli Cansu, dünya tatlısı Lara, dünya şirini ve küskünü Ecem. Kızlar, giyimde kuşamda ayakkabıdan anlar mısınız? Evet, çok iyi anlarım. Sizlere 1,5 dakika veriyorum. 1,5 dakika içerisinde kendinize en uygun ayakkabıyı seçiyorsunuz. Yüksek numaralardan başlıyor, alçak numaralara doğru gidiyor. Hazır mısınız? Hazırız. 1,5 dakikanız hazırız. Başladı. Hadi! 1,5 dakika başladı. Son 1,5 dakika. Son 1,25. Numarası nerede yazıyor bunun? 1,20. Aman Allah'ım çok hızlı. 1,10. Al sana. Numarası yok bunun. Aa. Vallahi. Bakayım. Nerede? Nerede? 1,5. Hemen ayağına dene. Daha zamanım var. Ay deneyebiliyor muyum? Tabii. 1. Elli beş, 54, ah, tamamdır. 53, 52, oldu bana sanki. 51, şuna da bakabiliyor muyum? İstediğine, 50. Ben bu çok küçük. Ayakkabılarımı aldım. Of galiba bu. 45. Giyeyim mi, çıkarayım mı? Ne? Ne yapayım? Yani ayağımda kalsın. Onu seçtiysen çıkar. Ha. Kendi ayakkabını giy. 30. Kızlar. Haydi çıpıt pazarı burası ya. Kurcalayın biraz ya. Çıpıt pazarı. 20. Çıpıt pazarı. Haydi bak. En güzel en arkada. Bak onun mavisi de var orada. Haydi. Aa, mavisi de varmış. Aa gördün mü? Ben biliyorum bu işi ya. Ama yine numara. 15. 14. 13. 12. Ben bunu sevdim. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Gel. Bakayım çıpıtlarına, bunu mu seçtin? Evet. Evet. Ne oldu? Hadi küs gene. Sen bunları mı seçtin? Evet. Sen onları mı ben seçtin? Ben bunları seçtim. Ama bakalım kızların ayakkabıları ne alemde? Anneler neler yapacak? Kızlar gelin, beni takip edin. Midem parça değişik yapıyorum. Takip edin. Şimdi. Mor masanın kızı buraya gelsin. Gel buraya. Arkaya dön. Hala oynuyor ya. Ben gel öyle. Bakalım buraya. Sen şöyle biraz aralıklı. Evet. Gel bakalım sen de şöyle bir adımla. Evet. Harikuladesiniz, fevkaladesiniz. Kızlarınız bu ayakkabıları seçti. Bakalım sizler ne yapıyorsunuz? Lütfen sizden rica ediyorum. Kızlarınızla konuşmadan, sizler de annelerinizle konuşmadan onlardan ayakkabıları alıp benimle çıpıt pazarına gelir misiniz? Geliriz tabii. O zaman bekliyorum. Konuşmak yok. Alın ayakkabıları gelin. Anneler geldi. Buyursunlar. Gel anneciğim. Gel Türkan annem yanıma. Gel Sadiye annem yanıma. Valla annelerin hepsi mi güzel olur ya? Gerçekten yani bu annelerle ömrümün sonuna kadar program sunabilirim. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bir de çanta. Dili da yaratabilir mi? Yaratır. Yani annenle zevkleriniz uyuyor. Yani bazı konularda uyuşmuyor olabiliyor. Gardırobun ama... aynı mı? Annenle. Ortak. Ortak kullanıyorsunuz yani. Sen gidip hemen annenden bir çıpıt alıp giyebiliyorsun. Aynen yani. Öyle. Çıpıtlar ortak. Ha, çıpıtları sevdin. Aha. Haydi bakalım. Sana geldik Cansu. Buyurun. Buyursunlar efendim. Arkaya bakmak yok. Buyurun. Senin gardırobun annenle aynı mı? Ya aynı değil tabii, beden olarak annemle tabii annen senden daha zayıf. Ne oldu? Annemin zevkine güveniyorum. Benim eşyalarımı genelde annem alır. Niye kaçıyorsun kız? Gelsene buraya. Allah Allah. Genelde annem alır eşyalarımı. Yani annenle beraber alışverişe çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. Annemin aldığı her şeyi beğeniyorum. Ha. Arkadaşlarım da der Türkan teyze bize de alsaydın. Vay Türkan teyzeyle o zaman ben alışverişe gidiyorum. Haydi bakalım. Bakıyorum son 1 dakika 20 saniye. Anneler çabuk olun. Kızlar arkanızı dönmeyin. Annelerinizin neler seçtiğine bakmayın. Gerçekten 250 puan keserim. Arkaya dönmek yok. Dönme arkana.
Haydi. Kaderimize razı gelin. Geliyorum. Anne. Son. Bir dakika. Ben mi? Başka çareyim. Son bir dakika. Haydi. 50 saniye. 50 saniye. 45 saniye. Anne seçtiniz mi? Bak, küpe anne, almak istiyorum buradan. Bulamadım. Ne arıyorsun? Küpe. Küpe mi? Evet. Oralarda olması lazım işte. Üsttekiler küpe değil mi? Çanta. Alttakiler de küpeymiş. Ben... Yok mu? Bunun tonlarına uyduramadım. Bunun tonlarına uygun bir küpe. Vallahi hiç anlamam ben. 30 saniye. Sarıyı aldım. Tamam. O zaman. Türkan ne seçtin sen? Dağırıyor musun? Vallahi ne yapayım işte, şaşırdım kaldım. Şaşırdın kaldın, süre kısıtlı olunca. Bir de annem diyor ki benim annem şöyle güzel seçer, böyle güzel. Hadi bakalım güzel hanımlar. Güzel hanımlar. Ben de geleyim şöyle. Alt tane güzel hanımı karşıdan göreyim. Bakma, elbiselere bakmak yok. Baksana. Evet kızlar. Anneleriniz aldı her şeyi. Hepsi size uygun. Güzel mallar, iyi çıpıtlar. Vallahi. Umarım